Sayın Demirtaş'ın içeride tutulduğu her dakika suçtur. Tarafsız davranacağına şerefiniz ve namusunuz üzerine yemin etmediniz mi sayın savcı ve hakimler? Hiç mi yok sizde şeref ve namus? Kalmadı mı yani? Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ve hükümetinin yapabileceği hiçbir şey kalmamış. Uydurabileceği hiçbir bahane kalmamıştır. 1.000 tane dava da açsa, 100.000 tane soruşturma da açsa, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin aldığı karar bütün bu olayları kapsıyor. Sayın Demirtaş'la ilgili ortaya atılan bütün iddiaların altını çizerek Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bu davalarda Sayın Demirtaş'ın haksız yere tutuklu olduğunu ve derhal serbest bırakılması gerektiğinin altını kalın harflerle çiziyor. Yani pazar günü görülecek davaya ilişkin de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin bu son kararında atfen bu davanın iddianamesindeki bütün cümlelerin yer aldığı bir karar var. Süreyi uzatabilirler diyor avukatlar. En son konuştuğum avukat dedi ki şu anda Adalet Bakanlığı'ndan Mahkeme Adalet Bakanlığı'ndan gidecek bir çeviriyi bekliyormuş. Çünkü en son gerekçe elimizde bir çeviri yok. Biz o yüzden Demirtaş'ı bırakmıyoruz diye. Yani bakmamız gerekiyor. Ve o çeviri 2018 yılında Sayın Demirtaş'a ilişkin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin aldığı kararın çevirisi 8 günde bitiriliyor. Ama geçen ayın 22'sinde alınan kararın çevirisi halen bitirilmiş değil. Arada 2 hafta geçmesine rağmen. Dolayısıyla şunu kullanabilirler. Sayın Demirtaş'ın bir gün dahi içeride kalması rakibi açısından, reis açısından oldukça önemlidir. Bir saat dahi, Sayın Demirtaş'ın bir saat dahi içeride rehin tutulması onlar için çok önemli bir kazanım gibi görünüyor. Hani nasıl söyleyeyim, bu deyim yerinde olur mu bilmiyorum ama erkeklik taslıyorlar. Yerin dibine bassın öyle erkeklik diyoruz ya. Ya da kendilerini dünyanın hakimi olarak görüyorlar. Oysa ki çember daralmış arkadaşlar. Şimdi öteki yoruma geçersek çember daralmış durumda. Siz Amerika'daki gelişmeleri gördünüz, Dışişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklamayı gördünüz ve Dışişleri Bakanlığı'nın bir gün sonra yaptığı açıklamayı da gördünüz, okudunuz mutlaka sosyal medyada. Önce Dışişleri Bakanı Trump'a destek verdi, Trump'a destek verdi, taraflar olarak ilan etti. Ardından Amerika'da Türkiye'nin tahmin ettiği, beklediği, umduğu durum gerçekleşmeyince, darbe daha doğrusu gerçekleşmeyince Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı geri adım attı ve bu kez dedi ki biz Trump'a karşıyız, biz kesinlikle Biden'ın yanında yer almak zorundayız diye açıklama yaptı. Niye kişiye çok pişkin bir şekilde? Bir devletin itibarını bu kadar zedelemişler, bir devletin dışarıyla olan ilişkisini bu kadar beş para haline getiren bir ülkeden bahsediyoruz ve bu ülke sıkışmış durumda. Şu anda AKP, MHP iktidarı sıkışmış durumda ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin aldığı karar bize çok şey gelebilir. Çok normal bir karar gelebilir. Hayır arkadaşlar, öyle değil. Bazı işler var ki biraz zaman alabilir, aylarca zaman alabilir ama sonuçları bizim tahmin ettiğimiz gibi çıkmaz. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin üst divanın aldığı bu karar Avrupa'nın bütün ülkelerini, daha doğrusu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne üye olan, aidat ödeyen Avrupa Konseyi bünyesinde faaliyet yürüten 46 ülkeyi bağlıyor ve bu ülkeler arasında Avrupa Konseyi'ne yıllık kendi aidatını para ödeyen Türkiye Cumhuriyeti Devleti de var ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni de bağlıyor. Siz bir kuruma üye olmuşsanız, o kuruma aidat ödüyorsanız, imzalamışsanız o kurumun aldığı kararlara saygı duymak zorunda. Saygı duymazsanız ne olur? O kurumdan atılırsınız. Sonuçları ne olur? O kurum bütün bir Avrupa'yı bağlıyor mu? Bağlıyor. Avrupa ile olan bütün ilişkilerinizi, diyaloglarınızı öyle bir durum ki iddianamaya baktığınız zaman Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin aldığı kararın ötesinde bir şey bulamıyorsunuz. Anayasa Mahkemesi bozmuştu. Yargılananlar cezalarını almıştı. Ve iddianamede bir şey daha var size söyleyeyim. Salim Müslim'le ilgili 2014 yılında hazırlanan yazılar var. Bu iddianame, bu Koban olaylarından sonra Salim Müslim'le kaç defa bunlar bir araya geldi Ankara'da biliyor musunuz? O zaman kendi kendilerini de bir yargılasınlar. Yani bu bahsettikleri dönemde dönemden sonra Salim Müslim'le Ankara'da defalarca bir araya gelmiş bir hükümetin bir devletten bahsediyoruz ve o devlet aynı görüşmelerde diğer insanlara dava açıyor. O zaman önce bu hakim ve savcılarda beyin varsa, biraz şu kadarcık bir beyin varsa o tarihte araştırın. Hangi devlet yetkilileriyle, hükümet yetkilileriyle görüşmüşlerse bu insanlar hepsini tek tek hepsini hakkında dava açın. Dönemin başbakanı hakkında dava açın o zaman. Dönemin dışişleri bakanı hakkında dava açın. İçişleri bakanı hakkında dava açın.
MİT müsteşarı hakkında o zaman dava açın. Neden dava açmıyorsunuz ki? Yani böyle karma karışık. Şimdi nihayetinde arkadaşlar şunu soruyor. Diyor ki tamam da Demirtaş serbest bırakılacak mı? Ben bunu neredeyse her gün, 2 günde bir, 3 günde bir soruyorum. Yetkililere soruyorum. Sayın Demirtaş'ın avukatlarına da soruyorum. Ulaşabildiğim birçok insana da soruyorum. Sohbet ediyorum, danışıyorum ne olacak diye. Bana söylenen şu, sizin de duyduğunuz, televizyonlarda da söylenen, verilen demeçlerde, yapılan bütün açıklamalarda kapatmak zorunda kalacaksınız. Ama öte taraftan çıkıp diyorlar ki biz Avrupa ile olan ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz. Peki Avrupa'nın en büyük kurumunun aldığı bir kararı benim düşmanımdır diye kendinize düşman olarak, siyasi bir rakip olarak ilan ettiğiniz Sayın Demirtaş, evet Sayın Demirtaş'ı içeride tutmak için her türlü hileye başvuruyorsanız, mahkemelere talimat veriyorsanız kusura bakmayın ama siz de yargılanacaksınız yani. Bu suçtur bu. Sayın Demirtaş'ın içeride tutulduğu her dakika, avukatı öyle diyor. İlk açıklamada şunu dedi avukatı. Dedi ki Sayın Demirtaş'ın içeride tutulduğu her dakika suçtur. Türkiye Cumhuriyeti devleti için ve hükümeti için. Her dakika suç işliyorlar. Çünkü imzasını attıkları kurumların kararlarına uymuyorlar. Ve Avrupa Birliği'nin Mart ayı itibariyle Türkiye'ye ilişkin aldığı ambargo kararlarının devreye girmesi söz konusuyken Biden'ın 20 Ocak'tan sonra yeni yönetimini belirledikten sonra Türkiye'ye bir geri dönüş yapacağı söyleniyor. Türkiye televizyonlarda siz görüyorsunuz. Analistler son dönemlerde biliyorsunuz aylar idi seçim dönemleri de Biden aleyhine propaganda yaptılar Türk televizyonları, Türk hükümeti. Biden'ın kaybetmesi için her türlü ilişkilerini kullandılar. Biden kaybettikten sonra dünden beri baktılar ki Biden resmen Amerika'nın başkanı oldu. Başta hükümet olmak üzere hükümetin yalaka kalemleri görüş değiştirmeye başladılar. Biden'ın tarafına yavaş yavaş geçmeye başladılar. Rüzgar hangi tarafa esiyorsa bunlar o tarafa doğru. Devlet sisteminde bu çünkü vardır. Geçiyorlar. Ve şu anda Biden düşmanları neredeyse Biden'cı olarak ortaya çıktılar. İlginçtir. Evet, Orta Doğu'daki dengeler yeniden düzenlenecek. Biden Orta Doğu'ya daha resmen başkanlık yemini yapmadan bazı atamalar yapmaya başladı bile. Türkiye'nin hiç sevmediği MAK grup başta olmak üzere birçok kişinin atamasını geri yaptı. Biliyorsunuz Kürt dostu olan birçok general ve Orta Doğu uzmanı Trump iktidara geldikten sonra görevden alınmıştı ve o insanlar tek tek göreve geri gönderiliyor. Evet, GSD'nin ya da YPG'nin kuruluşunda önemli rol oynayan, destek sunan askeri gerek maddi gerek manevi anlamda destek sunan o generaller bir bir görev yerlerine geri dönüyor. Bu şu anlama geliyor. Önümüzdeki dönemde, önümüzdeki günlerde Türkiye'yi çok zor günler bekliyor. Türkiye bile bile Erdoğan'ın talimatlarıyla çemberini daraltıyor. Hukuksuzluk, adaletsizlik ve Kürt halkına karşı geliştirdikleri bu pişkin politikalarıyla çok zor günleri yaşayacaklarını hepimiz önümüzdeki günlerde göreceğiz. Ve Sayın Demirtaş'ın da ısrar edebilecekleri zaman kalmadı artık. Uydurabilecekleri hiçbir şey kalmadı. 1.000 tane iddianame çıkarsalar da aynı tekrardan ibarettir. Bakınız 6-7 Ekim diye kendilerini yırtıyorlar. 6-8 Ekim diye kendilerini yırta yırta sürekli bunu dile getiriyorlar. 6-8 Ekim olaylarında yaşamını kaybeden 35 HDP'liden bahsediliyor. Bir kişi tutuklanmış değil arkadaşlar. Bir kişi hakkında soruşturma açılmış değil. Nasıl 6-8 Ekim olaylarından bahsediyorsunuz siz? Ve HDP'nin verdiği meclis araştırma önergesi defalarca AKP, MHP iktidarı tarafından reddedildi. Ya madem siz bu kadar 6-8 Ekim'den bahsediyorsunuz, gelin bir meclis araştırma komisyonu kuralım. Gitsinler bir araştırsınlar. Bakalım kim bu olayları yaratmış? Kim bu insanları öldürmüş? Bir tanesini kabul etmediler ve bütün bu araştırma önergelerini AKP ve MHP iktidarı reddetti. Durum böyleyken AKP bu kadar sıkışmışken, oyları %27, %26'nın altına düşmüşken, MHP'nin oyları %5 civarına düşmüşken, erimişken tabii ki gider ayak AKP ve MHP iktidarının en büyük rakibi olan Sayın Demirtaş gibi bir rakibi bırakmazlar kolay kolay. Ama nereye kadar? Hadi varsayalım ki bu ayı bırakmadılar. Mart ayına kadar direndiler. Peki ondan sonra ne yapacaklar? Yani Türkiye'nin son kullanacağı bir 3 aylık bir süredir. Bu 3 aylık bir süre bahanelerle bunu uzatabilirler belki de. Bu 3 aylık bu süre dolduktan sonra 1 ayı gitti. Ne yapacak Türkiye? Hangi argümanlarla Avrupa Birliği'ne seslenecek? Ya da ne diyecek yani? Diyecek bir şeyi var mı? Yok. Ya düşünsenize. Kendi yargısının, kendi anayasa kurumunun, anayasa mahkemesinin karar verdiği bir
dosyayı yeniden kopyala yapıştır mantığıyla 3530 sayfaya çıkararak yeniden yargılanma açmak neyin nesi ya? Siz kendi yargınızla mı dalga geçiyorsunuz? Senin yargın karar verdi. Bu insanlar yargılandı. Cezasını alanlar aldı, çekenler çekti, çıktı. Dosya kapattı. Anayasa Mahkemesi üstünü çizdi. Ha bunlar Cumhurbaşkanı talimat verdi diye bu iddianameyi hazırlayan bu hakim savcılarda zerre kadar utanma, ar, namus, kendi yeminlerine bağlı kalma bir durumları yok mu? Ya sizler yemin etmediniz mi bu halka ya? Ya da siz göreve başlarken tarafsız davranacağına şerefiniz ve namusunuz üzerine yemin etmediniz mi sayın savcı ve hakimler? Hiç mi yok şeref ve namus? Kalmadı mı yani? Kendi şerefinizi ve namusunuzu bir kişinin talimatına nasıl satabiliyorsunuz siz ya? Var mı böyle bir durum dünyada? Ya gidin köprünün başında kendinizi aşağı atın daha iyidir. Onurlu bir şekilde göğsünüze yazın. Biz bize gelen talimatlara daha fazla dayanamadık. Kendimizi köprüden aşağı atıyoruz. İnanın bana siz var ya halkın kahramanı olursunuz. Ama bu kadar onursuz bir şekilde, bu kadar boynu bükük bir şekilde size verilen bütün talimatları yerine getirerek ve elinizi göğsünüze koyup namusunuz ve şerefiniz üzerine yemin ettiğiniz o yemin metnine bağlı kalmadan yaşayacağınıza yaşamamanız daha iyidir ya. Bari Türkiye'de henüz vicdanı olan o binlerce, yüz binlerce ya da on binlerce hakim ve savcıların günahına girmeyin ya. Evet, bir avuç savcı ve hakim Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bütün yargısını AKP ve MHP'nin baskısıyla ayaklarının altına almış. Vicdan kalmamış, şeref, namuslarını ayaklar altına almışlar. Kendi ettikleri yemine bağlı kalmadan maalesef Türkiye'deki halklara, başta Kürt halkı olmak üzere siyasi rakiplerine, iktidarın rakibi olabilecek bütün siyasetçilere kan kusturmak yarışına girmişler. Nereye kadar gidecek bu işler? AKP ve MHP sürekli iktidarda mı kalacak? Bugüne kadar baki olan bir iktidar bana gösterebilir misiniz? Yüzyıllarca iktidarda kalabilen bir iktidar bana gösterebilir misiniz? Yüzyıllarca ölmeyen bir lider bana gösterebilir misiniz? Ama onların bıraktığı izleri gösterebilirsiniz siz. Geçmişte diktatörlerin yaptığı zulmün izleri silinmiyor. İşte siz de bu şekilde bu iktidara yalakalık yaparak verilen bütün talimatları hukuksuz bir şekilde uygulayarak vallahi suç işliyorsunuz. Siz de iyi biliyorsunuz. Yarın öbür gün AKP, MHP iktidarı gidecek. Ne yapacaksınız Allah aşkına? Söyler misiniz? Sayın Demirtaş'ın yargılanması için bu kadar çaba sarf eden, bakınız milyonlarca dosya şu anda var ve o dosyalar bekletiliyor raflarda. Sayın Demirtaş'ın yeniden mahkum edilip içeride kalması için gece gündüz yatmadan siz kopyala yapıştır uydurma böyle buna benzer iddianameler hazırlıyorsunuz. Ya bari biraz profesyonelce iddianame hazırlayın. Hani sizin için siz yetişemiyorsunuz çünkü. 3530 sayfa öyle kolay değil, doğru söylüyorsunuz. Ama almışsınız internet sitelerinden Sabah gazetesinin linkini koymuşlar iddianameye arkadaşlar. Hürriyet gazetesinin haber linkini koymuşlar iddianameye. Star gazetesinin haber linkini koymuşlar iddianameye. Anadolu Haber Ajansı'nın haber linkini koymuşlar iddianameye ve bunu delil olarak göstermişler. İnanabiliyor musunuz siz? Kendi yaptıkları haberleri, kendi uydurma iftira haberlerini kendi iddianamelerinde delil olarak sunmuşlar, koymuşlar. Ve bütün bunlar sonucunda çıkmışlar, biz hukuk devletiyiz. Hukuk devletiysen bağlı olduğun hukuk kurallarını yerine getir o zaman. 10 defa oldu aynı iddianame ile insanları yargılıyorsunuz. Çok şey var, söylenecek çok şey var arkadaşlar. Belki de çok şey var ama şunu söyleyelim. Haksız yere insanların geleceğini söndürenler, haksız yere insanları tutuklayanlar, haksız yere insanları işten atanlar, haksız yere insanların yuvalarını dağıtanlar, haksız yere sadece iktidara yaranmak için on binlerce insanı bir KHK kararnamesiyle yerinden yurdundan edip intihara sürükleyen binlerce dava var. Yüz binlerce dava var belki. Ne olacak bütün bunlar düşünebiliyor musunuz? Önümüzdeki sene seçim olacak deniyor. Varsayalım ki seneye seçim oldu. Ve AKP iktidarı şu andaki oy ortalamasıyla %30'u bile aşamadı ve AKP iktidarda düştü. Ne yapacaksınız? Sokaklara mı döküleceksiniz? Trump gibi gidip Cumhurbaşkanlığı sarayının etrafını sarıp kendi sizin adamınız zaten içeride. İçeri girip ne yapacaksınız? Binlerce insanı sokağa mı çıkaracaksınız? Varsayalım ki Millet İttifakı %60 aldı. Siz %35'te kaldınız. Allah aşkına AKP'liler ne düşünüyor? Siz hiç sordunuz mu arkadaşlar? Hiç sordunuz mu? AKP iktidarı bırakacak mı, bırakmayacak mı? Bıraksa da bırakmasa da gidecek. Onu söyleyelim. Bıraksa da bırakmasa da gidecek. Yani halkın gücü her şeyden üstün olduğuna göre kaybettiği zaman
sandıkta kaybettiği zaman tıpış tıpış gidecek. Sayın Kılıçdaroğlu'nun deyimiyle söyleyelim. Vallahi Sayın Demirtaş'ı bugün de değil, yarın da değil, öbür gün de olsa tıpış tıpış bırakacaksınız. Ve Sayın Demirtaş çıkacak, milyonlarca insana hitap edecek. Belki de şu anda oy ortalamaları %12, 13, 14 olan HDP'nin oy oranı da %20'nin de üzerine çıkacak. Bunu siz de biliyorsunuz. Çok iyi biliyorsunuz. Sayın Demirtaş'ın çıkıp halklara ortak bir açıklama bile yapması, bir konuşma bile yapması bütün Türkiye'ye, Türk, Kürt, Laz, Çerkez, herkese bir umut olacak. Belki de yeni bir barış sürecinin kapısını Sayın Demirtaş açacaktır. Nereden biliyorsunuz siz? Bundan mı korkuyorsunuz? Bence siz Sayın Demirtaş'ın çıkışı halklara, insanlara, Kürtlere, barış severlere büyük bir umut vereceği için ve belki de yeni bir barış kapısını, barış sürecinin kapısını açabileceği için korkuyorsunuz, bırakmıyorsunuz. Başka bir sebebi yok. Siyasi rakip değilse siz siyasi rakibinizle meydanlarda savaşırsınız, güreşirsiniz. Ama sizin yaptığınız kalleşliktir. Kumpas kurmakla, uyduruk iddianamelerle, talimat vermekle Sayın Demirtaş'ı içeride tutmaya devam ediyorsunuz. 4 yıl oldu fakat bundan sonra yapabileceğiniz bir şey kalmamıştır. Ve o gün geldiği zaman da bakalım ne yapacaksınız, nasıl kendinizi savunacaksınız. Programın sonuna doğru gelirken bir ricada daha bulunacağım. Abone olmayan varsa lütfen abone olun. Çünkü önümüzdeki dönemlerde dün söylemiştim tekrar söylüyorum artık. Söylemekten gına geldi. Türkiye'de sosyal medya ciddi bir kısıtlama var. Facebook, Twitter ve Instagram kapanacak. Bant daralması gelecek çok yakında. Biz de yoğunluklu olarak YouTube'da yayınlarımı devam ettireceğim. Onu söyleyeyim size. Bir yıldır YouTube açtık. Çok teşekkür ediyorum. Sayenizde 24 bin olduk bir yılda. Az da olsa yarım hedefimize ulaştık ama bu yıl biraz daha hedefi genişletiyoruz ve 100 bin olma hedefimiz var bu yıl sizin yardımınızla. Sizin desteğinizden neden olmasın arkadaşlar? Bir milyonlarca Kürt, milyonlarca demokrat, milyonlarca bizi seven, bizimle birlikte düşüncemizi benimseyen milyonlarca insan varken biz neden bir 100 bin olmayalım? Bu tür haberleri, bu bilgileri, bu tartışmaları seven beğenen 100 bin insanımız yok mu? Var. O zaman neden arkadaşlarımızı teşvik etmeyelim, ailemizi teşvik etmeyelim, dostlarımıza söylemeyelim? Ya adam Karaçoban böyle yayınlar yapıyor, iyidir, herkes söylüyor, doğru. Fakat dostlarımıza, akrabalarımıza, çevremize bir de yönlendirelim yani. Bir ailede 5 kişi yaşıyorsa bence 5 kişi de üye olsun arkadaşlar. Para gitmiyor, pul gitmiyor. Bizim bir katıl butonumuz var. Evet, para vererek bize destek sunan arkadaşlarımız da var. Ayda 1 dolar, 2 dolar, 3 dolar, 5 dolar. Bunlar bizi ayakta tutan şeyler de dolayısıyla. Vallahi arkamızda holdingler yok. Yani başka bizim geçim kaynağımız da yok. Bundan sonra geçim kaynaklarımız sosyal medyadır. Bizim gibi gazetecilerin ayakta durması için sizin desteğinize mutlaka ihtiyacımız vardır.